Kapadokya bölgesi turizmin gözde merkezleri arasında, salgın döneminde de turistleri çeken bölgede turizmciler gelecek yıldan umutlu. NTV'ye konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, spor, gastronomi ve festival turizmini ön plana çıkarmak istediklerini anlattı. Göreme'de peribacaları, Avanos'ta çanak yapımı, Ihlara Vadisi'nde doğa yürüyüşü ya da sabahın ilk ışıklarında balon turu Doğa harikası kültürel varlıkları gören herkesi büyülüyor. Salgın öncesi turizm sezonu 11 aya uzayan Kapadokya'da turizmciler yeni yıldan umutlu. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kapadokya bölgesi salgın sonrası da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bölgede salgına yönelik tüm önlemlerin alındığını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, pandemi dönemini turizme yatırım yaparak değerlendirdiklerini belirtti. Şu an tesislerimiz tamamıyla hijyen standartlarına uygun bir şekilde Personel kalifiyesi gayet üst seviyede olmak suretiyle misafirlerimizi bekliyoruz. Nisan ve Mayıs ayıyla birlikte bizler yavaş yavaş tekrar Kapadokya turizminin öne çıkmasını önemsiyoruz. Ama bizler bu boşlukta, bu pandemi döneminde bölgeyi daha iyi nasıl tanıtırız? Bölgeyi uluslararası bazda, ulusal bazda daha farklı niteliklerle nasıl öne çıkarırız? Bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Gastronomiyi öne çıkarmak istiyoruz. Spor turizmini öne çıkarmak istiyoruz. Festival turizmini öne çıkarmak istiyoruz. Ürgüp'te geziler çoğunlukla kafileler halinde gerçekleşiyor. Ancak ailecek, küçük gruplarla yapılabilecek birçok aktivite de mevcut. Peribacalarımız ön planda. Binlerce yıllık bir e, geçmişe sahip kültür var, tarih var, doğa var, sanat var. Aynı zamanda da artık bölgede kendilerini sosyal yaşam anlamında daha rahat, daha güzel hissedecekleri ve de pandemi döneminde rahatça yoğun kalabalıklara maruz kalmadan, temas riskine maruz kalmadan doğada yürüyüş yapabilirler, vadede yürüyüş yapabilirler, spor aktivitelerini rahatlıkla doğada yapabilirler.